Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. Kur'an-ı Kerim'de يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ السِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ Ey iman edenler! Kötülüklerden sakınmanız için oruç sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı buyurmuştur. Şehadet ederiz ki bir tek Allah'tan başka ilah yoktur. Onun ortağı da yoktur. Yine şehadet ederiz ki Muhammed Allah'ın kulu ve elçisidir. Hadis-i şerifinde bir kimse inanarak sevabını yalnızca Allah'tan bekleyerek Ramazan orucunu tutarsa geçmiş günahları bağışlanır demiştir. Salat ve selam Peygamberimiz Muhammed üzerine, ailesi ve ashabinin üzerine olsun. Yüce Allah kullarına çok feyizli ve bereketli maneviyet mevsimlerini lütfetti. Bu mübarek günler içinde rahmet rüzgarları eser ve ibadetlerin sevabı daha çok olur. Peygamber Efendimiz, muhakkak ki Rabbinizin bazı zaman dilimlerinde rahmet esintileri vardır. Rahmet rüzgarları eser, siz o rahmet esintilerine yönelerek hayrı elde etmeye çalışın, hayra talip olun demiştir. Bu mübarek mevsimlerin en bereketlisi ve en feyizlisi 11 ayın sultanı Ramazan ayıdır. Günleri ve geceleri en mübarek ve en faziletlidir. Hazreti Peygamber, ilahi rahmetin taştığı Ramazan ayı gelince kendisi müjdelenip sahabelerine de müjde veriyordu. Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Resulullah şöyle buyurdu. Mübarek Ramazan ayına kavuştunuz. Yüce Allah bu ayda size oruç tutmayı farz kıldı. Bu ayda cennetin kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır ve azgın şeytanlar zincirlenir. O ayda bir gece vardır ki 1000 aydan daha kıymetlidir. O gecenin hayrından mahrum kalan her hayırdan mahrum kalmış sayılır. Sahabeler Ramazan ayına kavuşmak ve onun içinde iyi amel işlemek için Allah'a dua ederlerdi. İbn-i Recep dedi ki, sahabeler çoğu Ramazan ayına kavuşmak için Allah'a 6 ay dua ederlerdi. Sonra da tuttukları orucu kabul etmek için Allah'a 6 ay daha dua ederlerdi. Yahya bin Ebi Kesir şöyle demiştir. Onların dualarından birisi şu idi. Allah'ım beni Ramazan'a teslim et. Ramazan'ı da bana teslim et. Benden de amelim kabul olunmuş halde Ramazan'ı teslim al. Cabir bin Abdullah radıyallahu anh rivayetine göre Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir keresinde minbere çıkıyordu. Merdivene çıkarken birinci basamakta amin dedi. İkinci basamakta yine amin dedi. Üçüncü basamakta bir kere daha amin dedi. Hutbeden sonra sahabe efendilerimiz bu sefer senden daha önce doymadığımız bir şeyi doyduk ya Resulallah. Eskiden böyle yapmıyordunuz. Şimdi minbere çıkarken 3 defa amin dediniz. Bunun hikmeti nedir diye sordular. Peygamber Efendimiz şöyle buyurdu. İlk basamakta olduğumda Cebrail aleyhisselam geldi ve Ramazan'a yetişmiş, Ramazan'ı idrak etmiş olduğu halde Allah'ın mağfiretini kazanamamış kimseye de yazıklar olsun. Rahmetten uzak olsun o dedi. Ben de amin dedim ve hadisin sonuna. Mübarek bir misafir olarak karşıladığımız Ramazan ayına hazırlanırken Resulullah ve ashab-ı kiramın bu bereketli aydaki ibadetlerini ve çalışmalarını kendimize örnek almamız gerekir. Müslümanın niyet yenilemesi lazım. Çünkü kulların Allah katındaki mertebeleri niyete göre değişir. Niyet, amelin kabul olma sırrıdır. Hazreti Peygamberimiz, ameller ancak niyetlere göredir. Herkesin niyeti neyse eline geçecek odur. Kimin hicreti Allah ve Resulü için ise
Onun hicreti Allah ve Resulüne müteveccih sayılır. Kim de nail olacağı bir dünya veya nikahlanacağı bir kadından ötürü hicret etmişse, onun hicreti de hedeflediği şeye göredir demiştir. Ebu Hureyre'den Resulullah, Allah insanın oruç dışında her ameli kendisi içindir. Oruç benim içindir. Mukafatını da ben vereceğim buyurmuştur. Oruç kalkandır. Birinizin oruç tuttuğu gün kötü söz söylemesin ve kavga etmesin. Şayet biri kendisine söver ya da çatarsa, ben oruçluyum desin. Muhammed'in canı kudret elinde olan Allah'a yemin ederim ki, oruçlunun ağız kokusu Allah katında mis kokusundan daha güzeldir buyurmuştur. Müslümanın Ramazan ayında çokça iyilik yapması ve itaat etmesi gerekir. Peygamberin iftarda acele etmek ve sahuru geciktirmek gibi vasiyetlerine uymak lazım. Peygamber Efendimiz, Müslümanlar iftarlarını erken ve sahuru geç yaptıkları sürece hayır üzeredirler buyurdu. Başka bir hadiste, sahur yapınız, zira sahurda bereket vardır buyurmuştur. Ayrıca yiyecek ve içeceklerde israf yapılmamalıdır. Allah Teala şöyle buyurmuştur. Yiyin ve için fakat israf etmeyin. Çünkü Allah müsrifleri sevmez. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Ademoğlu karnından daha şerli bir kap doldurmamıştır. Ademoğlu belini doğrultacağı lokmacıklar yeterlidir. İlla da yiyecekse üçte birini yemeyi, üçte birini içmesi, üçte birini de nefsi için boş bıraksın buyurmuştur. Zenginlerin bu mübarek ayda fakirlerin doydukları ihtiyacı hissetmelerini güzeldir. Ramazan, cömertlik ve şefkat ayıdır ki yetim, dul, fakir ve yoksul insanlara merhamet, acıma ve tüm dayanışma biçimlerini içerir. Ramazan ayı herkes için neşe ve mutluluk vesilesidir. İbn Abbas radıyallahu anh şöyle dedi. Resulullah insanların en cömert olanıydı. Onun en cömert olduğu anlar, Ramazan'da Cebrail aleyhisselam kendisiyle buluştuğu zamanlardı. Cebrail, Ramazan'ın her gecesinde Hazreti Peygamber ile buluşur. Karşılıklı Kur'an okullardı. Bundan dolayı Resulullah Cebrail ile buluştuğunda esmek için engel tanımayan bereketli rüzgardan daha cömert davranırdı. Peygamberimiz cömertliği sadece bu kadar değil. Ama herkese iyilik, ilgi gösterme, merhamet ve karşılıklı sevgi, dostluk ve hak ve görevlere dikkat etme gibi çok şey içerir. Müslüman Ramazan'da Kur'an okumak, anlamları hakkında düşünmek ve gece namazına kalkmak gibi ibadetleri daha çok yapmalıdır. Peygamber Efendimiz, ki faziletine inanarak ve karşılığını Allah'tan bekleyerek Ramazan orucunu tutarsa geçmiş günahları bağışlanır buyurmuştur. Yine de faziletine inanarak ve karşılığını Allah'tan bekleyerek Kadir gecesini değerlendiren kişinin geçmiş günahları bağışlanır buyurmuştur. Hazreti Ayşe'den şöyle haber verilmiştir. Resulullah bir gece gecenin ortasında çıktı da mescitte namaz kıldı. Bir takım insanlar onun namazına uyup beraberinde namaz kıldılar. Sabah olunca insanlar geceleyin Peygamber'in mescitte namaz kıldırdığını konuştular. Bu haber yayılınca ertesi gece birinci gecekilerden daha çok insan toplandı ve Peygamber'in beraberinde namaz kıldılar. Sabah olunca insanlar bunu yine aralarında konuşup yaydılar. Üçüncü gecede mescit halkı iyice çok doldu. Ramazan ayında büyük bir fetih olan
Mekke'nin fethi gerçekleşerek Allah Teala Resulullah'a ve Müslümanlara izzet ve zafer verdi. Mekkeli müşriklerin şevki kırıldı. Modern çağda ise Allah Teala Mısır'ı 10 Ramazan'da ve 6 Ekim 1973 zaferine kavuşturdu. Bu zaferde Mısırlılar kendi topraklarını ve saygınlığını geri aldılar. O zaman da Mısırlı asker oruçluyken Kur'an ve dualar okuyup savaş meydanında Allahu Ekber diye haykırırdı. Neticede din, vatan, toprak ve namusu savunan Mısır ordusu saldırganları yenilgiye uğratarak topraklarından kovmuştur. Bu savaş Mısır'a saldırmak isteyen herkes için pratik bir dersti. Hep zafer kazanmak, halk, hak ve adalet temellerini güçlendirmek, toprağı korumak, saygınlık sağlamak ve ümmetimizin diğer ümmetler ve halklar arasında prestijini ve heybetini yeniden kazanması için hayatımızın her alanında Ramazan ruhunu yeniden canlandırmalıyız. Bu da ancak hepimiz bir araya gelip tek bir amaç için birlikte çalışmamız ve insanlara iyilik etmemizle gerçekleşecektir. Allah'ım, Şaban ayını bize mübarek eyle ve bizleri Ramazan'a ulaştır. Ey alemlerin Rabbi, bizden kabul et.